Sabah TV'den herkese merhaba. Bugün Bozdağ Film Platoları'nda birlikteyiz. Hadi her noktasını hep birlikte gezelim. Öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Çok gösterişli ve büyük bir plato. Gerçekten gezebildiğimiz kadarıyla bayıldık. Birazcık detayları sizden dinleyebilir miyiz? Yani 10 yıllık aslında çalışmanın emeğin ürünü. Birçok projeyi burada imza attık ve ilk başta benim en büyük hayalim dirilişe başladığım andan itibaren büyük bir platoya kavuşabilmekti. Bu sadece bizim için değil, Türkiye açısından çok önemliydi. Birçok bugüne kadar projede ve filmde platolar kuruluyor, evler yapılıyor, setler yapılıyor ama o dizi orada bittikten sonra yıkılmak zorunda kalıyordu. Burası biz başından itibaren yaptığımız her projenin dekorunu yaşayabilmesi için muhafaza ettik. Her yıl düzenli bakımlarını yaptık. Ve yıllar sonra işte kaleler, şehirler, çarşılar, işte o kaya obası oluştu. Her birinin ayrı hikayesi, ayrı macerası var. Bazılarını pandemi döneminin en zor şartlarında yaptık. Ve ortaya sonuçta böyle büyük bir piloto çıktı. Burada misafirlerimiz geldiğinde çok sevdiği dizinin kahramanlarını, hikayelerini, mekanlarını görüyorlar. Etkinliklere katılıyorlar. Ondan sonra tam gün geçirebiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar, kafede dinlenebiliyorlar. Böyle bir atmosfer kuruldu. Bir zamanlar işte birçok ülkede, özellikle Amerika'da ziyade fazlasıyla var film setleri, film platoları. Bize de seyircimiz de diyordu işin aslında, mutlaka açalım, mutlaka açalım, mutlaka açalım. Biz de görmek istiyoruz o mekanları diye talepleri vardı. En nihayetinde bugüne kısmetmiş. Aslında pandemiden önce yapacaktık biz bunu. Pandemiden önce yapacaktık ama pandemi girince biraz gecikmek zorunda kaldık. Bu yıl hizmet açtık. Burada da yani Sabah grubuna, Türkaz grubuna canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Serhat Albayrak'a, Ali Türkaslan Bey'e. Onlar da bu projenin açılması ve duyulması için her türlü desteği verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onların da çok büyük desteği oldu. Ve nihayet böyle bir proje ortaya çıktı. Ziyaretçiler geliyor, özellikle Türk İslam dünyasından çok ziyaretçimiz var. Onlar her geldiğinde tarihsel yolculuğa çıkıyorlar ve dizide izledikleri kahramanların dünyasını çok seviyorlar. Hikayemiz böyle. Dünyanın sayılı platolarından bir tanesi. Hani Türkiye'de zaten eşsiz, dünyada da sayılı platolardan bir tanesi. Turistik olarak da herkesin ziyaret edebildiği çok özel bir yer haline geldi. Bunu yaparken neyi hedeflediniz tam olarak? Yani şöyle, sonuçta ben bir yapımcıyım. En temel meselem hikaye anlatmak, duygu anlatabilmek, hayal ortaya koymak. Aynı zamanda bir senaristim. En temel hedefim burada kültür endüstrisi adına önemli bir hizmeti yerine getirebilmek. Ülkemiz 20 yılda çok ciddi projelere imza attı. Enerjide olsun, inşaatta olsun. Kültür projelerinde yavaş yavaş harekete geçme zamanı geldi. Biz de 10 yıldır bu süreçte bir birikim yapmış olduk. Buradan Türk kültürünü, İslam kültürünü bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ama bunu yaparken de etkinliklerin bol olduğu, insanlara hitap edebilecek, herkes geldiği zaman burada memnun ayrılabileceği, tekrar tekrar gelmek isteyeceği, dünyanın her yerindeki insanlara bu platoyu anlatacağı ve gezmek için ülkemize turist akınını sağlayabilecek hedefteki bir plato. Yani açıldığımız bugün 16. 17. gün neredeyse dünyanın birçok ülkesine ziyaretçi geliyor. Amerika'dan geliyor, Avustralya'dan geliyor, Pakistan'dan geliyor, Körfez bölgelerinden, Asya'dan, Orta Asya'dan, Afrika'dan, Latin Amerika'dan çok geldi. İnşallah şimdi tur şirketleriyle de anlaşılıyor. Onlardan bize talepler gelmeye başladı. Biz de turist getirmek istiyoruz. Seyirciler, işte Brezilya'dan gelenler çok oldu. Eylül ayında Brezilya turları başlayacak. Böyle bir hikaye oldu. Tabii burada şöyle bir şey de var. Biz Ertuğrul Bey'in, Osman Bey'in hikayesini anlattık. Türk tarihinin en önemli zaman diliminin de kurucu unsurların hikayesiydi. Onunla beraber Türklerin yaşam şeklini, hayat biçimini, inanış biçimini, düşünce dünyasını da seyirciye aktarmış olduk. Bunun sevilmesi ve bunun talep edilmesi de bizim için iftar meselesi. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bu işe ilk başladığınızda bu kadarını hayal etmiş miydiniz? Tabii bu kadarını hayal etmemiştik. Yani buraya kadar geleceğini düşünmemiştim ama şundan şöyle çalıştık. Yani neyi yaparsam iyi iş çıkacağını, ne kadar çalışırsam nasıl güzel bir eser çıkacağını elbette biliyordum. Ama bütün dünyada bu kadar ilgiyle izleneceğini bilmiyordum. Tahmin etmemiştim.
Dünya çapında satılan projelerden bahsediyoruz. Nasıl dönüşler alıyorsunuz? Ya mesela Destan geçen yıl Güney Kore'de en iyi drama ödülü aldı. Diriliş Osman zaten hepsi izleme rekorları kırdı. Yaptığımız işte Mehmetçik Kutulat Amare. Biz bunun dışında başka ülkelerin kendi hikayesini anlatıyoruz. İşte Celalettin Harzemşah, Özbek Devleti'ne yaptık. Şimdi Azerbaycan'a bir proje yapıyoruz. Katar'a yapıyoruz. Oralarda da çok ses getiren projeler oldu. Daha da önemlisi biz sadece bir dizi yapmadık, bir hikaye anlatmadık. Bu işin endüstrisini de kurduk. Burada çalışan marangozundan tutun seyislerine kadar her biri film sektörü için kendini yetiştirmiş oldu. Kendi birikimlerini buraya aktarmış oldu. Atlarımız bile özel eğitilmiş. Aksiyon ekiplerimiz yıllardır bizle beraber mücadele ediyor. Burası aynı zamanda bir okul oldu. Bizden sonraki birçok tarih dizide görev alanlar da burada yetişmiş oldular. Bu anlamda Bozdağ Film Türk dizi sektörü anlamına tarihi projelerde bir okul hüviyetini görüyor. Diyeceğim bu. Son olarak var mı bizi bekleyen yine böyle eşsiz projeleriniz? Var. Şu anda çalıştığımız çok çok güzel projeler var. Biraz kuluçka dönemi bizim için. İnşallah yine büyük projelere imza atacağız. İnşallah öyle olur. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. Şu an Osman Bey konağındayız. Buraya ziyarete gelen konuklarımıza hemen nasıl bulduklarını sormak istiyoruz. Platoyu. Neler söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz platoyu? Çok harika. Heyecandayım. Ben Uzbekistanlıyım. Ferganadan geldim. Dizi izliyor musunuz? Evet, izleyerek büyüdüm. İzleyerek öğrendim Türkçe. Oradan biliyorum. Çok heyecanlıyım. Burada bizim Urganç da varmış, Harazmşah konağı da varmış. Evet. Çok eğlenceli oluyor. Heyecandayım. Var mı burada unutamadığınız bir sahne bizimle paylaşabileceğiniz? Hepsi. Hepsi hafızanızda. Hepsi hafızamda yani. Süper. Hep ablarda gördüm burada. Onları da tanıdım. Onlarla fotoğraf çektim, selfie çektim. Çok harika, heyecanlıyım. Ne diyorum da bilmiyorum şimdi. Türkiye'ye buraya gezmeye mi geldiniz? Gezmeye, buraya geldim. Süper. Var mı favori bir karakteriniz? En son onu sorayım. Ertuğrul Gazi, Halime Hatun, Gökçe Hatun, hep ailesi. Valla filmdekilerin aynısını gördüğümüz için heyecanlıyız. Buram buram tarih kokuyor, tahtalar olsun, yaşanılan yerler olsun birebir yani. Bütün sahneler gözümüzün önünden geçti şu anda. Evet, dizinin sıkı bir fanısınız anladığım kadarıyla. Benden ziyade çocuklarımız, benim ikizlerim var, arkadaşımın oğlu var. Yani gece gündüz izliyoruz. Onlar için önceden hazırlandık geldik. Şu anda da bayağı bir heyecanlılar. Süper. En çok neyini seviyorsunuz kuruluşun? Türklüğü akıyor, buram buram Türk kokuyor yani tarihimiz kokuyor. O yaşanılan hatıralar, bu vatanın kolay kolay kazanılmadığı, onları tekrar yaşamak çok güzel bence. Var mı favori bir karakteriniz diye sorayım. Vallahi hepsi aynı bizim gözümüzde. Hiçbirini birbirinden ayıramıyoruz. Çünkü hepsinin farklı bir karakteri var ve hepsi bize farklı şeyler öğretiyor, yansıtıyor. Muhteşem. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Tüylerim diken diken oldu yani. Yani televizyonun karşısında seyrediyorduk. Tamam, heyecan vericiydi ama yani şurada şu sahneyi seyretmek, burada bulunmak, yani o anı yaşamak çok güzeldi. Çok ya, başka bir ben duygu. Bayıldım gerçekten yani. Çok farklı bir duygu. Böyle muhteşem, gerçekten duygulandım böyle. Çok farklı yüz yüze görmek, her açıdan çok farklı bence de. Diziyi izliyorsunuz anladığım kadarıyla. Favori sahneniz hangisi, karakteriniz hangisi diye sorsam. Ya Osman favorimiz tabii ki de en başından beri seyrediyoruz, Ertuğrul'dan beri. Benim de Bala Hatun favorim. Onu çok seviyorum izlemeyi. Öyle benim de favorim o. Gerçekten çok güzel. Her yeri, bütün her şey, bütün otağlar hepsi o kadar güzel ki böyle içine girdikçe böyle bambaşka bir şey yaşıyorsun gerçekten. Çok güzel, çok beğendim. Çok güzel bulduk. Paris'ten geldik. Zaten hiçbir bölümünü kaçırmıyordu beyim. Burada canlı canlı gördük, daha mutlu olduk. Devamını diliyoruz. Buyurun gelin. We are on Bozdağ Film Studios now, which hosts many series and films. Welcome to Turkey, first of all. Thank you very much. Do you like here? Yes, yes. It's lovely. We're a big fan of the show. It's really nice to come and see it in real life. It's amazing. My dad here, he's a very big fan. You know, we can't wait to see the rest. We've only just got here. And so far, it's been really great. And which character is your favorite in the Ottoman? Ertuğrul himself and Süleyman Shah, I quite like him as well. And what's your expectations next seasons in the Ottoman? To be honest with you, I haven't finished it yet. But like I said, my dad here, he's seen all of it. He's seen Osman. Yeah, I have actually watched every single episode. Every Friday, I'm up watching Osman every single time. And I'm very, very disappointed that they are not going to bring the new season of Usman so soon. I'm very sad to hear that they are going to bring it sometime in October. So I'm looking forward to it. Yeah, I can't just wait. I come from Saudi Arabia.
And do you like it here as like you imagined? Yes, actually we are remember here all the moments of the story of Osman and his friend. It's very fantastic. Which character is your favorite? Mainly Osman, Bamsi, Bamsi. And what's expectations about next season? Oh, actually, we are expecting too much from the new season, especially for Orhan and Alaeddin. I think they will take the main role now in the new season. I hope it will be the same action, the same suspense, all the same thing, which is very, very good. The director of this series is very beautiful. He is trying to get all the views from all the angles, and it's very, very fantastic. I'm very happy to be here. I've been watching Dirilish Ertuğrul Kurulish Osman, and I'm crazy about this TV series. I'm from Uzbekistan originally, but we live in Sweden. So we came from all the way from Sweden just to visit this Bozdağ Plateaus. We are very excited, and yeah, so we feel the real the atmosphere of the TV of Dirilish Ertuğrul Kurulish Osman, and it's so nice here. Yeah. Okay. What's expectations about next seasons? It's next season. I think it's we are expecting that Bursa will be taken over, and then Osmanlı Empire. I think it will be the beginning of the empire, and then we are expecting conflicts. You know, the war between Byzantium and Osmanlı. So that's our expectation. But I think there will be many intriguing moments. New things as usual, and we are looking forward to the next season. And I hope after Kurulish Osman, there will be maybe continuation with Orhan. We hope so. Yeah. And which character your favorite? My favorite character is of course Osman, and I also like the wives of Osman. And also I like Ertuğrul also. Bu kadar gösterişli bir dünyanın içinde rol almak, oynamak nasıl bir duygu? Hemen onu sorayım. Murat Boncuk ben Aykurt karakterine can veriyorum Kuluş Osman'da. Biz kendimizi alpler olarak yanlış zamanda doğan savaşçılar olarak tanımlıyoruz. Ben zaten normal hayatımda da at binip ok attığım için dünya yabancı gelmiyor bana ama yeni gelenler için yabancı geliyor. Çok heyecanlanıyorlar. Burada olmaktan mutluluk duyuyorlar. Az önce geldim yukarısı full araba kaynıyor. Beni görenler hemencik yaklaştılar. Sizi görebileceğiz mi dediler. Birazdan da şovumuz var. Herkes oraya geçiyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. Yani gelsinler, gerçek dünya değil ama gerçekten mükemmel bir dünyayı görecekler burada. Evet. Var mı dizide unutamadığınız bir sahne, çok merak ettim. Ya genellikle at binme sahneleri, at üstünde savaş sahneleri benim için mükemmel, heyecan dolu bir sahne oluyor. Onlar tabii benim için çok özel sahneler. Nasıl dönüşler alıyorsunuz peki çevrenizden? Ya sosyal medyadan inanılmaz dönüşler alıyoruz. Herkes come to Pakistan, come to Amerika diyor. Bir yan dört bir yanına çağırıyorlar. Herkes bir yere çağırıyor, mükemmel dönüşler alıyoruz. Burası da öyle. Çocuklar çok mutlu oluyor. Özellikle çocuklar tanıyor zaten bizi. Biz dikkatli izledikleri için. Ya herkesi buraya davet ediyoruz. Peki son olarak yeni sezonda bizi neler bekliyor? Kısaca sorayım. Onu yapımcımız bilir. Biz bilemeyiz. Bize daha bir şey gelmedi ama şöyle bir şey söyleyebilirim. En büyük sezon olacak yani. Görsel amaçlı, aksiyon dolu. Mükemmel bir sezon bizi bekliyor, onu söyleyeyim. Yine çok iddialı diyorsunuz. Evet, bayağı her zaman olduğu gibi iddialıyız. Gezimiz tüm hızıyla devam ederken şimdi kısa bir gösteri için ara veriyoruz. Hadi hep birlikte izleyelim.